Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Stüdyodaki konuğum biz kadınları giydirme konusunda bir usta. Moda tasarımcısı sevgili Aylin Yılmaz. Hoş geldiniz Aylin Hoş Hanım. bulduk, merhaba. Şimdi moda tasarımcısı deyince bu giysileri de görmeye başlayacağız. Sizin diğer hazırladığınız tasarımları da ekranda aktarmaya başlayacağız. Hem abiyeler var hem günlük giyebileceğimiz giysiler var. Ama onları da abiye gibi kullanabiliriz. Yani bir an gelip küçük aksesuarlarla herhalde değil mi? Aynen öyle. Moda tasarımcılığı aslında çok keyifli olmakla birlikte zor da bir iş. Kesinlikle. Çok zor. Beğenilere sunacaksınız yaptıklarınızı ve zevkler, renkler tartışılmaz denir. Biraz Kesinlikle. anlatır mısınız? Kadınlarımız daha çok ne tarz abiyeleri tercih ediyor, ne tarz günlük giysileri tercih ediyor? Şimdi öncelikle kişiler bana geldiklerinde kendilerinde bir fotoğraf oluyor. Tabii. Bir şeylerle geliyorlar. Ben bunun gibi olmak istiyorum diye. Ama biz onları kırmadan, incitmeden onlara yakışanı yapıp çıkarmakla yükümlüyüz. Ha, tabii O çok güzel. şekilde sonuçlarımız çok güzel oluyor. Tabii. Ama direkt kendi istediği gibi yaparsak ben düşünüyorum ki olmayacak. Olmayacak. Hoş Çünkü olmayacak. o bir sanatçının mutlaka üzerindeki bir Evet. giysi. Onlar da endamlarına çok dikkat Tabii ediyorlar. ki. İnceler, takıları, saçları, Çok ten değiştiriyor. renkleri, Evet, değil çok mi? fazla değiştiriyor. Onun Vücut için tipi, tabii. vücut yapısı, orantılar çok önemli. Ten rengi, saç rengi, gideceği yer, hepsi belirliyor bunları. Hepsi belirliyor. Hepsi belirliyor. Yani evet, aslında moda olanı değil de kişinin kendine yakışanı tercih Evet. etmesi galiba en güzeli olsa gerek. Öyle ama şöyle bir yönden de tabii ki moda olan. Günün modası olmak zorunda giyeceğiniz şey. Tabii. Ama günün modasını kendinize göre, kendi ruhunuza, kendi stilinize göre Evet. ayarlayabilmek çok daha güzel. Şimdi vatkalar modaydı bir aralık. Tekrar dönüş Evet, yapıyor dönüş galiba yapıyor, vatkalar. aynen. Şimdi ben ufak tefek biriyim. Böyle koca vatkalı bir ceketi ya da ne bileyim bir elbiseyi giymek beni perişan eder Kesinlikle öyle. normalde. Boynum Yani da çok uzun boyunlu değilim. evet. Yok eder. Onun için yani her şey moda diye üzerimize geçirmemizin manası Yok, yok kesinlikle. zannediyorum. Yani komik olmanın anlamı yok. O zaman sizin karakterinizi yani modadaki Evet. karakterinizi sizden Kesinlikle. dinleyelim. Sade modeller de var. Sadesi de var, ağır taşlıları da var. Görüyoruz zaten şimdi Hepsi ekranda var. yavaş Yani yavaş başlıyoruz. Evet. direkt hani ben şuyum diyemem ama şöyle anlatmak isterim ki dünyada tek sevdiğim bir modacı var. O da Valentino'dur. Valentino, ben de çok Onun severim. Evet, hayranıyım. evet. Yani bir gün belki olabilirim ama tabii ki bir Valentino mümkün değil olamam. Ama onun yolunda ilerliyorum diyebilirim. Ama Valentino'nun çizgileri de olağanüstüdür. Olağanüstü. Yani bir Valentino imzalı çanta bile tasarımı ve görselliği her Evet. şeyiyle, rengiyle bile Evet. kendini Mükemmel. ortaya koyar, değil mi? Yani Mükemmeldir. bayılıyorum. Ölüyorum, bitiyorum diyebilirim. Oh, çok güzel. O zaman kadınlarımıza sizin moda anlayışınızı daha iyi anlatabilmek açısından neler söyleyeyim? Yani Valentino hakikaten klasik ve moderni buluşturmuş bir Evet. ustadır, değil mi? Benim de öyle tarzım var diyebilirim. Hani belki tabii ki onun gibi olmam mümkün değil ama yani onun yolunda ilerliyorum ve klasikle moderni ortaya çıkartıyorum. Bazen de çok uç şeyleri vardır Valentino'nun Evet. mesela. Beyaz bir ceket fakat kolları dahil böyle bu kadar düğmeler her Evet. tarafında gibi. Evet. Yani bir bakarsınız hakikaten bu Kesinlikle. Valentino dersiniz. Tabii Nasıl ki bir artık Chanel'i tanımak gibi. evet, bir Chanel kumaşıyla, ceketiyle meşhursa Valentino'nun da belli kriterleri var ve Belli onunla meşhur. kriterleri var. Çok güzel. Bizler de kendimize göre onlarla ön plandayız. Dişi dişi yapar Valentino'nun Evet. çizgileri. Onu ben Evet. sizde yakaladım. Evet. Buraya getirdiğiniz ve stüdyoda görsel olarak mankenimize giydirip Evet. sunduğumuz Daha çok giysilerinizde. giysilerimiz var ama tabii ki onları Tabii getiremeyiz. ki, Göstermemiz tabii ki. mümkün değil. Fotoğraf olarak ama Evet. sunuyoruz Onların izleyicilerimize. da Evet. haricinde de var ve kişisel giydirdiğimiz müşterilerimiz var. Tabii. Onlar da tabii çok farklı çıkıyorlar. Farklı gelip dediğim gibi ellerinde bir modelle çok farklı çıkanları biliyorum.
Evet, gelinlerimiz özellikle. Tabii çok mevsim ilginç. Düğün mevsimi. Daha Eylül bitene kadar herhalde hallediyorsun. Ekim, Kasım, bazen yeni yıl gelinleri. Tabii. Bir yıl önceden hazırlık yapanlar da vardır herhalde, tabii, değil mi? Şu an bir sonraki yılın gelinini hazırlıyorum mesela. Nasıl bir model? Bir Valentino gelinlik mi? Yani gibi. O çizgilerde. Evet, o çizgilerde, evet. Yine inanılmaz şık ve inanılmaz el işçiliği olan bir model. Ne yapıyorsunuz üzerine? Ne dantel. İşliyorsunuz? Ama komple dantel, bir aplike dantel. Yani müthiş. Yani büyük bir parçayı alıp, onu kesip, doğrayıp, parçalayıp, üzerine kumaşın yerleştirip tek tek elle sıvama. Olağanüstü bir o çalışma. O yüzden bunu yapabilmek için 4-5 aya ihtiyacımız vardı. Elde tek tek yapılıyor. Evet, elde tam, tek tek sarma yapılıyor. Tam bir rüya gelinlik, evet, yani. Evet, kesinlikle öyle. Göz nuru bir gelinlik. Ne zaman bu gelin giyecek gelinliğini? Mayıs ayının ortasında yayılıyor. Önümüzdeki yıl. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Ve şimdiden hazırlanıyor. Dileriz kilo alıp vermez bu süre zarfında. Zannetmiyorum. Öyle bir yapıya müsait değil vücudum. Çok düzgün, güzel bir proporsiyonu, evet, var. Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Moda evim 7 yıldır var. Kendime ait işletmem 7 yıldır var. Ve ben işin içinde olalı 12 yıl oldu. 12 yıl. Çok güzel bir süreç. Yani evet, bu işte tecrübe kazanmak ve bir bakışta hangi çizgiler o vücuda yakışır, tabii, o kişiye yakışırı görmek için hakikaten değerli izleyiciler uzun bir yolculuk. Uzun bir süre, evet. Genç kızlara neler tavsiye ediyorsunuz böyle abiye giysileri alırken? Çünkü bakıyorum çok abartılı kıyafetler içinde, evet, dolaşıyorlar. İşte mezuniyetler, belki bir özel gece, evet, vesaire gibi. Tavsiyeleriniz, önerileriniz neler? Şöyle, genç kızlarımız tabii ki yaşlarını çok büyütme çabası içerisinde. Ben bunları tavsiye etmiyorum. Siyahlar giymeye başlıyorlar, evet, hemen. Siyahları çok giyiyorlar ve ben kesinlikle yapmıyorum açıkçası. Çok bana iyi. Siyah gelenle hayır diyorum, ben sana siyah yapmayacağım, renkli gideceksin. Elbisenin modelini işte de göster. Saçım bu renk, işte. Ama ben böyle istiyorum. Hayır, olmaz. Çünkü sen bıcır bıcır 17-18 yaşında bir genç kızsın. Tabii. Niye siyah giymek zorundasın? Tabii. Çok daha yakışabilen güzel renkler var. Yalnız şöyle bir şey de var. İnsanlar kendine yakışacak renkleri bilmiyor. Maalesef. Bilmediği için de tek tip olarak bakıyor. Ben siyah giyebilirim, başka renk giyemem. Veya kilosu varsa kilosunu saklamaya çalışıyor. Halbuki ne olur şunu söyleyin. Siyah kiloyu saklar mı? Siyah kiloyu saklar. Fakat farklı renkler de onların benim kilomu gösterecek dediği renkler de kiloyu saklayabilir. Hmm. Bu kuplarla bağlantılı. Tabii. Vücuda çizgilerle tabii, bağlantılı. Değil mi? Yani değil mi? Bunlar doğru olarak uygulandığında bir bayan beyazla bile farklı zor renklerle bile çok özel gözükebilir. Kesinlikle. Zarif ve küçük gözükebilir. Çok kibar, çok zarif, çok özel gözükebiliyor. Gözükebilir tabii. Yani bunu ben çok yaşadım. Şimdi kısa boylu hanımların uzun elbise giymesini öneriyor musunuz? Şöyle öneriyorum. Kuplar dediğim gibi. Hmm. Bütün kuplarla oturduğu zaman çok daha uzun ve çok daha şık gösterir. Yoksa böyle abartılı katlar katlar vesaireler, hayır, olduğu onları takdirde kesinlikle önermiyorum. İyice boyu kesecektir. Tabii. Evet. Uzun boyluların da herhalde böyle çok dikine çizgili kıyafetler, tabii, giymesi onlar da pek tercih nedeni olmasa ve gerek. Tercih edilmemesi gereken kurallar. Ya da toplu bence bir hanımın enine giymemesi, enine, evet, çizgili kumaşları tercih etmemesi da gibi. Farklı şeyler var. Hileler. Ben hileler. Buna hile diyorum. İşin hilesini bildikten sonra her şekilde güzel olursunuz. Doğru. Ama tabii, ben mağazaya gideyim, ben bunu istiyorum, bunu almalıyım dediğiniz zaman hayır. Hayır. O çok büyük bir hata oluyor. Galiba eteklerde de oluyor bu sıkıntı. Şimdi böyle pilili etekler, evet, bir dönem İskoç etek dediğimiz etekler, evet, modaydı. Şimdi galiba onlar da geri dönüyor. Pililer var mı? Evet, var. Katlama ve kalın kalın sert pililer yapıyoruz şu anda. Öyle mi? Bildiğiniz karton. Kumaşı cidden karton haline getiriyoruz. Kabarta kabarta kullanıyoruz. Allah ama Allah. Çok şık oluyor. Gündüz kıyafetlerinde var mı? Gündüz de kullandığımız oluyor. Çok fazla değil ama kullandığımız oluyor yine. Yani kumaşı karton haline getiriyoruz dediğiniz nedir? Nasıl bir kumaşa şey? Kumaşa telalarla işlemler uyguluyoruz.
İçlerine tül koyuyoruz daha sertleşebilmesi için. Yani o da bizim hilelerimiz arasında olan şeyler. O da sizin hileleriniz. Peki bu şimdi sizin stüdyodaki sunumlarınızda çok tül gördüm. Evet. Değil mi? Bu yıl herhalde çok var tül. Bu yıl çok moda. İnanılmaz moda olan bir parça. Dekor, yani elbisenin süsü diyelim. Elbisenin süsü diyelim, parçası evet. diyelim, objesi diyelim, ne dersek diyelim evet, ama kesinlikle evet. kullanalım. Çok çok yakışıyor ama kumaşla, evet. Hatta farklı renkler kullanılarak evet. da değil mi ama herhalde doğru sunuyorsunuz? Yerde, doğru şekilde yerde. Kullanmakla alakalı. Yoksa çok avam evet. durabilir. Çok, yani moda dediğiniz zaman kötü de olabilirsiniz, iyi de olabilirsiniz. Çok vücuda oturan giysileri öneriyor musunuz? Çok ince olmak lazım herhalde. Yok, herkese de öneririm ben. Öyle mi? Evet. Vücuda oturan giysileri. Kesinlikle. Ne güzel. Ama çok çok kilolu, yani orantısız kilolu hanımlarda yine kuplar çok önemli. Hmm. Oturabilir fakat farklı kuplarla, farklı dizaynlarla onu oturtmak gerekiyor. Tabii, tabii. Yani ben çok kiloluyum, hep bol elbiselerin içine saklanayım hayır, gibi hayır, bir hayır, kaygınız olmasın. İşte Aylin Hanım'dan, doğru adresten doğru şeyi öğreniyoruz. Kuplarla doğru biçimde evet. oturtulduğunda elbise... Hatta sizi daha güzel, daha alımlı kesinlikle. Gösterebilir. Küçük püf noktaları bunlarda. Kesinlikle. Değil mi? Bir kişinin çok hilesi vardır, çok püf noktası vardır dediğiniz gibi. Bunları bilenlerle çalışmak bence çok daha mantıklı. Tabii. Yoksa her yerde her şeyi diktirirsiniz, her şeyi yaptırırsınız. Tabii. Hiç problem tabii, değil. Tabii. Etekler dediğiniz gibi sert piller geliyor. Evet. Hatta neredeyse karton. Ne dediniz? Karton gibi. Karton. Allah Allah, kartonları onunla oturup giyeceğiz. Bu sene bu moda, öyle mi bu kışın? Bu sene moda, belki çok fazla günlük hayatta görmeyeceğiz ama göreceklerimiz de var. Neler getiriyor yeni rüzgarlar bize? Şöyle, biz kış koleksiyonlarını zaten tamamladık gibi bir şey. Evet. Sertlik ön planda, pileler ön planda, brokar ön planda. Böyle şık brokarlar, büstiyerler falan o zaman. Böyle büstiyerler, dekolteler yine ön planda. Sert kabarık etekler, tüllerle bezenmiş özellikle. Alttan görünebilen tüllerle bezenmiş etekler. Kısa eteklerde de var mı tüller? Var. Eskiden jüpon derdik böyle. Derdik, evet. Şimdi ismi değişti mi? Jüpon demiyor muyuz? Jüpon denilmiyor. Artık iç etek diyoruz biz. İç etek. İç astar. Daha böyle bir kabarık kabarık mı evet. gösteriyor? Yani hangi yıllara dönüş? 1930'lar falan herhalde. 36'lar, 60'lar. 60'lar en güzel demek doğru olacak. Evet. Her sene geriye dönüş var. Dönüş var. İleri çünkü gidiliyor fakat tabak, dönüş tabii. var. Mutlaka. Peki kumaşlar artık böyle çok yünlü kumaşlar vesaireler yok galiba. Çok aşırı kışlık kumaşları kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü mevsimler çok değişti, iklimler çok değişti. Dünyanın her yerinde. Yani çok kalın şeyleri giyemiyoruz. İnsanlar sıkılıyor, bunalıyor ve giymeyi evet, tercih etmiyor. Evet, evet. Daha az yün karışımları, daha hafif. Az, evet, daha hafifler, daha kalın olmayan giysileri tercih ediyorlar. Daha dökümlü kumaşlar. Daha dökümlü. Evet. Tercih nedeni. Desenler galiba çok fazla bu sene. Desen pötü var, kareler evet. görüyorum. Büyük büyük kareler görüyorum. Var ama çok fazla biz kullanmıyoruz. Çünkü artık. Geçen yıl daha fazla revaçtaydı. Bu yıl artık terk ediyor bizi. Bu büyük desenler evet. öyle mi? Daha mı? Daha farklıya dönüş şu anda. Daha pastel, daha... Daha nötr şeyler. Ha, güzel. Onlar ön plana çıkarttık. Peki. Aylin Hanım, bize ne önerirsiniz? Mesajınız ne olacak? Son dakikalarımızda öyle değerlendirelim. Giyinmek güzel şey. Giyinmek çok güzel bir şey. Ama doğru örtünmek adreste, değil. Kesinlikle. Doğru adreste, doğru yerde, doğru şekilde olduğunuz zaman çok daha güzel görünebiliyorsunuz. O halde dönelim izleyicilerimize. Moda tasarımcısı Aylin Yılmaz. Ekranda iletişim bilgileri var. Tasarımlarını, bize kazandırdıklarını gördünüz. Hem stüdyoda hem de görseller olarak. Ve işte size doğru adres. Yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın.